arkadaşlar, Tayfun Gözü'nden kanalına hoş geldiniz. Size Türkiye-Sırbistan maçı, Turgut Atakol turnuvasındaki maçtan yayın yapacağım ve sesleneceğim. Hazırsanız başlıyoruz U20 maçı. Haydi bakalım keyifler. Evet arkadaşlar, Tayfun Gözü'nden kanalına tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce sizi iki tane genç basketbolcuyla tanıştıracağım. Bir tanesinin ismi Doruk, merhaba Doruk. Diğerinin ismi Erim, merhabalar Erim. Hep beraber burada Turgut Atakol turnuvasında Sırbistan Türkiye U20 maçını izlemeye geldik. İnşallah güzel olacak her şey. Hadi bakalım izliyoruz. Size yayın. Evet arkadaşlar, Cafer Ağa Spor Salonu'ndayız. Maç başlayacak birazdan. Türkiye kırmızı formayla mücadele edecek. Sırbistan da beyaz formayla mücadele edecek. Her iki takıma da şimdiden başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, iki tane genç basketbolcu var dedim ama bir de basketbolcu velisi Emre var yanımda. Onunla beraber maçı izlemeye geldik. Biz iki tane basketbol sevdalısı ve delilisi olarak U20 maçında izleyeceğiz. Başarılar diliyoruz herhalde. Başarılar diliyoruz. Tamamdır o zaman. Görüşmek üzere. İnşallah kazanacağız. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, ilk çeyrek başladı. Dolayısıyla maç başladı. Şu anda Türkiye'nin ilk sayısını kaçırdı. Bu arada size biraz salondan da bahsetmek istiyorum. Burası biliyorsunuz yılların Cafer Ağa salonu ve Cafer Ağa sosisi biliyorsunuz en güzel yiyeceklerden bir tanesidir. Tabii ki maç başından önce geldik, gömdük bir tane. Valla beklediğimden daha fazla seyirci var gördüğünüz gibi. Türkiye ilk sayısını buldu biz burada konuşurken. Bakalım çeyreği nasıl tamamlayacağız ama iyi başlayalım. Evet arkadaşlar, birinci çeyreğin son 13 saniyesi, son hücum olarak kullanmaya çalışıyor Sırbistan. Bakalım başarılı olacaklar mı? 21-19 Türkiye önde şu anda. Üçlüyü yemedik ve kurtardık paçayı. Bakalım, atamadık. Evet. Birinci çeyrek 21-19 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte tekrar neler olacak göreceğiz. Evet arkadaşlar, ikinci çeyreğin bitmesine 1 dakika 23 saniye var. Skordan da görüyorsunuz. İkinci çeyrekte olay koptu. Şu an itibariyle 24'de 2'lik bir seriyle Türkiye 45-21 öne fırlamış durumda. Vallahi yani gerçekten beklediğimden çok daha iyi oynuyorlar. Özellikle Mustafa ve Şehmuz'un oyunları gerçekten göz kamaştırıcı. Mert Akay da takımı çok iyi yönetiyor. Vallahi yani açıkçası size söyleyeyim. Özellikle Şehmuz, Bambit'le oynayan Şehmuz'un atletik yetenekleri bu maçta epey işimize yaradı gibi görünüyor. Her iki takım da üçlük atamıyordu. 7 dakika 13 saniye kala ilk üçlüğümüz attık ve harika oynuyoruz. 1 dakika kaç dakika var? 1 dakika 6 saniye var şu anda maçın bitmesine ve 1 rebound da aldık yine hücumumuzda. Sırbistan'ın tabi bu arada molası kalmadığı için yaklaşık 4 dakikadır bu gidişatı mecburen izlemek zorunda kalıyor koç. Öyle de bir şanssız durum var. Çeyrek bitiminde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz atışla beraber çeyreği ve devreyi bitirmiş olduk. Aynen, Türkiye'nin ezici üstünlüğü devam etti. Tam 31-4'lük bir seriyle 52-23 devreyi Türkiye önüne kapattı. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, üçüncü çeyrekte de 58-28 Türkiye'nin üstünlüğü devam ediyor. 6 dakika 40 saniye var. Tempoyu biraz düşürdü Türkiye tabii doğal olarak. Yine de etkili oyunu devam ediyor diyebiliriz. Güzel maç oluyor esasında. Ama yani dediğim gibi yine ufak tefek basit hatalar var. Bunlar da inşallah hani daha ilerleyen yaşlarda olmayacak. Ama yine de Türkiye'nin başarılı oyunu devam ediyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi 3. çeyrekte daha düşük bir tempoyla oynayan Türkiye buna rağmen 72-38 3. çeyreği önde kapatmayı bildi. 3. çeyreğin en önemli olayı bence 11 numaralı Sırbistan oyuncusunun kendisine faul yapıldığını düşündüğü için ardı ardına 2 kere teknik faul alıp oyun dışı kalmasıydı. Bayağı da agresif tavırlar sergiledi. Onun dışında Türkiye yani bir düşük viteste gidiyor belki ama mücadelesini de sürdürüyor. Dördüncü çeyreği göreceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, dördüncü çeyrek oynanıyor ama yani rahat bir tempoyla giden bir maç.
her iki tarafta çok fazla artık kendini sıkmamaya başladı. Şu anda fark 30, 78-48 Türkiye önde. Bu çeyrekte şu ana kadar dikkat çekici olan olay Sırbistan maç boyunca denediği üçlüklerin hiçbirini sayıya çevirememişti. Fakat bu çeyrekte tam 4 tane üçlük attı. Yanılmıyorsam 5'te 4 ile oynuyorlar. Maçın başında bu şutları sokabilselerdi belki çok daha farklı olabilirdi. Yani şu anda bakıyorum 3.56 saniye, 54 saniye var. Maçı Türkiye'nin kazandığı garanti artık ama hani farkın kaç olacağını göreceğiz. Maç sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar artık maç bitti. Şu andaki Türkiye milli takımının hedefi 11 numaralı oyuncumuza, sayı atmayan tek oyuncumuza sayı attırmak. Şu anda 85-57 öndeyiz. 40 saniye var ve 11 numaralı oyuncumuza sayı attırmaya çalışacağız. En azından topu onun üzerinden deneyeceğiz gibi gözüküyor. Bu son saniyeleri size anlatayım istiyorum. Şu andaki oyun da olmadı. Olmadı ama şimdi yaptık ayrı ama 11-11. Evet, maç da bu şekilde bitiyor. 20-16-15 saniyeler geri sayıyor. Evet, son üçlüyü de Sırbistan soktu. 88-60 28 dakika ve maç böylece bitmiş oldu. Türkiye 88, Sırbistan 60. Güzel bir galibiyet oldu. Bu kadar. Arkadaşlar, Tayfun Yedinmen kanalının bu yayının sonuna geldik. Gel. Evet, maçı beraber izlediğim Erim yanımda. Nasıl oynadı Türkiye? Türkiye bence müthişti. Özellikle ikinci çeyrekte işi kopardık galiba, değil mi? Evet. Ama maçın en ilginç anı herhalde maç boyunca üçlük sokamayan Sırbistan'ın son çeyrekte 6'da 4'tü, değil mi? 6'da 4 atmasıydı. Vallahi gayet güzel oldu. Doruk. Evet, maçı beraber izlediğimiz bir başka genç basketbolcumuz Doruk'la beraberiz. Nasıldı maç sence? İyi. Kopuş anı neresiydi? İkinci çeyrekti galiba. Gelsene, görünmüyor. İkinci çeyrekte. Galiba güzeldi ama son çeyrekte de 6'da 4 üçlük vardı herhalde, değil mi? 7'de 5'miş. Bu arada 3. çeyrekte Sırbistan'ın 11 numaralı oyuncusunun kendisine yapılan faale itirazından üst üste 2 teknik faalle atılması biraz gerginlik yarattı. Ama Türkiye güzel bir galibiyet aldı. Evet arkadaşlar, yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Tayfun Gözünden kanalına. Aynı zamanda blogum tayfungözünden.com. Yine Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarım Tayfun Gözünden'i takip etmeyi unutmayın. Hepinize Cafer Ağa'dan iyi günler diliyorum.